Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders-ü sani min kitab-ı taharet. Bugün taharet kitabının ikinci dersini okuyoruz. Açın kitaplarınızı. وَلَا تَنْجُسُ قُلَّةَ الْمَاءِ بِمُلَاقَاتِ نَجِسٍ وَلَا تَنْجُسُ necis olmaz. قُلَّةَ الْمَاءِ suyun kulleteyni necis olmaz da بِمُلَاقَاتِ نَجِسٍ necasetin değmesiyle temas etmesiyle necis olmazlar. Yani sırf necasın değmesiyle necis olmazlar. Tabi kulletelma, kullet demek iki tulum demek. İki tulum su demek. Bugünkü ölçümlere göre 60 santim uzunlukta, 60 santim genişlikte, 60 santim derinlikte herhangi bir kap, herhangi bir havuzdaki suya kulletel ma denilir. Kilo olarak 210 litre olarak ölçmüşler. Ha, netice itibariyle 210 kilo civarındaki bir su sade necasetin temas etmesiyle ne olmaz? Necis olmaz. O mülakat eden necaset ister mayi olsun, şey camı olsun, ister mayi bir necaset olsun fark etmez. Fe mülakat necis etmediğini öğrendikten sonra fe in eğer gayyere tağhir ederse o necis hu o suyun tağhir ederse fenecisun o sünnet kabul edilir, necis kabul edilir. Ne demek? İki kulletin olan bir suyun içine necis girdiği vakit o necis o suyu o kulleteni tağhir ettiği zaman ister tağhir çok olsun ister az olsun ister o tağhir hissi olsun ister akli olsun fark etmez fe necisun o nedir necistir. Peki bunu öğrendik. Fe in zale eğer o necase tagayyür zail olursa fe in zale tagayyuruhu o suyun hissi veya takdiri tagayyürü zail olursa ortadan o tagayyür kalkarsa bi nefsihi kendi nefsiyle yani o tağayyür kendiliğinden bir kişinin müdahalesiyle bir şey ilave etmesiyle azaltmasıyla bir şeylerin atmasıyla değil su orada kala kala kendiliğinden o tağayyürü zail oldu ise ev bi ma'in yahut da bir su ile tağayyürü zail oldu onun üzerine biraz suyuna etik ilave etmek suretiyle o tagayyür zail olduysa. Velev ki o ilave edilen su necis olsa dahi necis bir suyu mugayyer olan kulletin olup mugayyer olan bir suya ilave ettiğimizde o kulletinin tagayyürü zail olduysa tahure o su ne olur? Tahir olur. Tahure de olur, tahere de olur ama meşhur tahuredir. Hatta kulleteyn su muğayyer olduğu vakit içinden biraz almak suretiyle tagayyürü zail olursa yine ne olur? Yine tahir olur. Yeter ki kalan baki kalan su ne olmasın kulleteyinden aşağı düşmesin.
Ev bi miskin, misik, misk ile tegayyürü zail olursa ve zaferanin zaferanla tegayyürü zail olursa fela tahir olmaz. Niye? Misk zaferan yani bir koku üzerine sahip, biri de renk üzerine sahip. Suyun mütegayyir olan suyun içine misk atmayla, zaferan katmayla rengi o tegayyürü zail olmuş ise o su ne olmaz? Tahir olmaz. Niye? Çünkü bilemiyoruz. Gerçekten tegayyürü mü zahir oldu veya ile mis zaferanın kokusu, rengisi onu bastı görünmüyor, onu bilemiyoruz. Onun için tahir olmaz. Ve keza turabun. Ve keza turabun. Ve cisun fil eser. Ezhere göre o mütegayyir suyun içine toprak atmak suretiyle, cis, kireç atmak suretiyle tegayyürü zail olmuş ise yine ne olmaz? Yine tahir olmaz. Niye? Burada da aynı şek, aynı şüphe devam ediyor. Anlıyorsunuz değil mi? Peki, kulletteyn olan bir suyun hükmünü öğrendik. Necaset girmeyle necis olmaz. Girdikten sonra tegayyür olursa necis olur. Tegayyür olmasa necis olmaz. Tegayyür olup necis olduktan sonra tegayyür kendiliğinden bir suyun ilavesiyle zail olursa yine tahir olur. Zaferan, mis, turab, cis gibi şeylerle tegayyürü zail olursa temiz olmaz. Peki, kulletin olmayan bir suyun hükmüne geçelim. Ve dunehuma, iki kulletinden az olan bir su, yencusu bil mulakati. Mücerred mulakatla ne olur? Necis olur. Yani ma'fu anhu olmayan, müessir etkileyici olan bir necisin değmesiyle, mulakatiyle necis olur. Tegayyür olup olmadığına bakmayız. Peki, kulletinden az olan bir su, necasetin mulakatiyle necis olduğunu kabul ettikten sonra. فَاِنْ بَلَغَهُمَا Eğer o kulletinden az olan su ki necaset girmiş, o belege ulaşırsa, huma iki kulletine ulaşırsa. Neyle? Bima'in. Onun üzerine su ilave etmeyle iki kulletine ulaştı. Hal hal ve la tegayyüre bihi, o mada, o suda tegayyür de yok. Fetahurun. O nedir? Tahurdur. Niye? Farz edelim ki kulletteyndir. Necaset ne etmiş? Temas etmiş. Felev kusire. Eğer su ne olursa? Çoğalırsa. Bak. Su kulletine ulaş, su ile o iki kulletinden az olup necasetin mulakatiyle necis olan su iki suyun ilavesiyle iki kulletine ulaşırsa tegayyür yoksa fettahur. Ama felev kusire bi iradi tahurin. Eğer tahur bir suyun iradesiyle çoğaldı. Felem yani çoğaldı demek o necis olan sudan daha fazla bir su ilave edildi. Felev kusire bi iradi tahurin. Tahur suyun irade etmesiyle çoğalırsa, yalnız felem yerluhuma, iki kulletine ulaşmadı. Hani 210 litre demiştik. Diyelim eskiden 80 litre vardı. Bir 100 litre ilave edildi, 180 litreye çıktı, kulletine ulaşmadı. 210 kiloya ne etmedi? Ulaşmadı. Lem yetur, yine ne olmaz? Tahir olmaz. Çünkü çoğaltmak marifet değil, kulletine ulaşmak marifettir.
Ama dedik ya suyla çoğalırsa kolatene ulaşırsa tağayyür olmasa o tahirdir. Yalnız bir şey söyleyeyim. Diyelim necis su ilaveti kolaten oldu, tahir oldu. Bölsek onu 2-3 parçaya bölsek o parçaları temiz olur mu olmaz mı? Hani her bir parça kolatenin aşağısına düşer. Temiz olur. Dağılsa, parçalansa da zarar etmez. Bir sefer kolatene ulaştıysa o mikrop kaybolmuş gitmiş. Vakile bir kile demiş o necis su ki o kendisinden fazla tahir su ilave edilmiş. Tahir su ilave edilmiş yalnız yine kolatene ulaşmamış. Kile demiş o tahirun la tahurun. Kile demiş o tahirdir, tahur değildir. Yalnız tahir diyen kile de diyor bu şartta ki oradaki necaset ne olmayacak? Camit böyle gözle görünen, elle tutulan bir cismi olan bir necaset olmayacak. Tahirdir ama tahur değildir. Kile bunu müstamel suya kıyas ediyor. Nasıl müstamel su tahirdir, tahur değildir? Bu çoğaltılmış su ki kulatine ulaşmamış tahirdir, tahur değildir. Hani mulakatun necis dedik ya, necaseti kuletinden az olan bir su, necasetin mulakatiyle ne olur? Necis olur. Bütün necasetler için geçerlidir. Evet, sadece birkaç müstesna var. Şimdi onları söylüyor. Ve yüstesna, necasetten istisna edilir. Meytetun la deme laha sailun. O meytet ki la deme laha sailun. O meytet ki onun ne akıcı kanı yoktur. Ve istesna meytetun la deme laha sailun. O meytet ki akıcı kanı yok. Yani diri diri kesildiği vakit bir parçası koparıldığı zaman akan bir kanı yok. Bak dışarıdan insanları başa canları emmek suretiyle içinde kan birikmiş o akarsa zarar etmez. Akıcı kendi kanı yok. Ne gibi? İşte bal arısı, sarı arı gibi, akrep gibi, sinek gibi, bit gibi, sivrisinek gibi. Ama yılan, kurbağa, fare türü onlar necistirler. Necis de yaparlar çünkü onların kendi kanları vardır. Fe bu meyte tulla deme la sailun edilince fela tunecisu maian. Bu meyte ki la deme laha sailun bu maye bir şey ne etmiyor? Necis etmiyor alel meşhur. Meşhure göre ne etmez? Necis etmez. Niye? Çünkü bak bu necasetler yine necisler ama girdikleri suyu veya herhangi bir mayı necis yapmazlar. Niye? Sebep ne? Çünkü maiatları bu gibi necasetlerden, bu gibi ya, ölü hayvanlardan korumak çok zordur, meşakkatlidir. Onun için bunlar mafu anhadırlar. Ve keza fi kavlin necisun la yudrikuhu tarfun. Aynı bunlar gibi yani meytetun la demellaha gibidir. Fi kavlin bir kavle göre necisun o necis ki la yudrikuhu tarfun. O necis ki tarf onu ne etmiyor? Görmüyor. Göz onu görmüyor. Ve keza fi kavlin necisun la yudrikuhu tarfun. O necis ki göz onu görmüyor. Niye görmüyor? Az olduğundan dolayı görmüyor. Yoksa bazı necasetler var. Diyelim siyah bir necaset siyah bir cismin üzerine düşerse. Beyaz bir necaset beyaz bir cismin üzerine düşerse göz yine görmez. Niye? Rengi, levni değdiği, yapıştığı şeyle aynı, muvafık olduğu için görünmüyor. O zarar verir.
o necaset ki tarf onu görmüyor. Niye görmüyor? Kılletinden dolayı. Mesela örnek, bir sinek pisliğe, yaş bir pisliğe kondu. Ayağına elbette bir necaset yapışır. Onu görebilir miyiz? Göremeyiz. O sinek bir yemeğin içine, bir suyun içine düşerse necis etmiş olamıyor. Şimdi bir kavle göre necisun la yudriku tarfun necis yapmaz surları. Kultu zel kavlu ezheru. İmam-ı Nevevi diyor, ben diyorum bu kavl en ezherdir, kuvvetlidir. Öyleyse azlığından dolayı gözün görmediği necaset suyun içine, yemen içine düştüğü zaman zarar etmez. Bu söylediklerimiz şeyler hep kabdaki, havuzdaki duran sular içindi. Vel cari kerakidin, akan su duran su gibidir. Akan su duran ne gibi? Su gibidir. Çok ise necaset girdiğinde tağir yapmayınca kadar necis yapmaz. Az ise mulakatu necasetle ne olur? Necis olur. Ama bunun azı çok nasıl biliriz? Akan suyu yine suyun iki tarafını, mesela 60 santim genişlikte, 60 santim uzunluğunda her bir dalgası acaba 210 kilo değerinde, miktarında var mı yok mu? Her bir dalgası dediğim o şekil varsa kuletin kabul ederiz, kuletindeki muamele buraya da tetbik ederiz. Yok, akan su bu kadar değil ise kuletinden az olarak kabul ederiz. Kuletinden az olan suda ne muamele yapılıyor idi, burada da aynısı yapılıyor. Bu da diyor yani çok az diyor kanalın bir tarafından diğer tarafına kadar böyle bir dalgada ne kadar su birikiyor, oluşuyor onu baz alırız. Kuletin varsa var, yoksa yoktur. Ve fil kadimi İmam-ı Şafii'nin kadim kavline göre la yencusu, cari su necis olmaz bila tagayyurin, tagayyur olmadan necis olmaz. İmam-ı Şafii'nin kadim kavlüne göre ahan su ister az ister çok kuletin duran su ki kuletindir. Onunla eş değerdir. Nasıl kuletin duran kuletin su necaset girince tağir yapmadığı süre necis olmaz. Ahan su ister az ister çok necis olmaz. Layencusu ma'urakit bila tagayyurin. İmam-ı Şafii'nin cedid kavli zaten racihtir her yerde. Birkaç yerde İmam-ı Şafii'nin kadim kavlu, Bağdat'ta söylediği kavul tercih edilir. O kavullerden biri de budur. Peki kulletin ne kadar? Vel kullettani 500 ritlin bagdadiyin. Bagdadi ölçümlere göre 500 ritle kulletin denilir. Takriben takribi olur. Ne demek takribi? 500 dedik. 490 ritl, 495, 498 de olur. Tahdidi de. Tahdidi olsa da 500'den bir ritl eksik olsa da olmaz diye. Ama takribi olunca 5, 6, 7 ritil eksik olsa bir şey olmaz. Tabi Bağdadi'nin ritillerine göre 500 ritil ise bizim ritillerimize göre şu anki ölçümlere göre 210 ritildir. Tamam, yeterli olsun. Yarın tamamlarız. Nefakumullah nefen mubin.